Allah Subhanahu ve Teala oruç gibi faziletli bir ameli Bakara suresi 183. ayetinde, bakın biz kulları üzerine nasıl farz kıldığı ve bu farz kılmasının hikmetini şu şekilde beyan etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekum. Ey iman edenler! Oruç sizden önceki ümmetlerin üzerine yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldı. Umulur ki takva sahibi olursunuz buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Bu ayet Bakara suresi 183. ayet. Müslümanlar, bu ayet üzerinden 3 tane konuya çok kısa bir şekilde değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de Allah Subhanahu ve Teala iman edenlerin davet edildiği bu amelin önceki ümmetlerin üzerinde de yazıldığını ve bu yazılmanın da müfessirler tarafından da farz kılındığı şeklinde açıklandığını beyan edeceğiz. Yani meallerde, Kur'an meallerinde rastladığımızda sizden önceki ümmetlerin üzerine de yazıldığı gibi ifadesi ne? Sizin üzerinize de farz kılındı. Yani orucun sorumlulukları sizin omuzlarınıza bırakıldı olarak anlayacağız. Ki İslam ümmeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden 1,5 yıl sonra farz kılındı oruç. 1,5 yıl. Bundan önce ne vardı peki? Her aydan 3 gün oruç. Medine'ye hicret edilmenin hemen akabinde de aşure orucu vardı. Ama ne zaman bu ayetler iniyor, ümmete ne farz kılınıyor? Ramazan'da tutulan 1 aylık oruç farz kılınıyor Allah tarafından. Kardeşlerim, ikinci mesele de oruç kavramının ne ifade ettiğidir. Oruç kelime manasıyla nefsi bir takım etkenlerden, arzu ve isteklerden uzaklaştırmak anlamına gelir. Bu kelime manası, yani sözlük manası. Peki ıstılahi mana ne demek? Yani ıstılahi mana denildiğinde aklımıza ne gelecek? Dinin bu kavrama, bu kelimeye yüklediği anlam aklımıza gelecek. Peki nedir? Nefsi yemeden, içmeden, şehvani arzulardan uzak tutmak demektir kardeşlerim. Ne kadar? Tam 1 gün boyunca, iftar vaktine kadar. İnsanın nefsini, dizginlerini elinde tutması demektir. Oruç kelime manasıyla bu şekilde anlayacağız. Üçüncü mesele de kardeşlerim, bunun hikmetinin ne olduğunu Allah Subhanahu ve Teala zaten ayetin içerisinde bize ifade ediyor. Ne diyor? لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani Allah Subhanahu ve Teala bizi yemeden, içmeden, cinsel duygulardan uzak tutarak eziyet ve zulüm içerisine mi sokmaktadır? Haşa ve kella. Kulu, yani mümini, Müslümanı ulvileştirmek için oruç farz kılınmıştır. Kemale ermesi noktasında Allah'la olan bağının kuvvetlenmesi için Allah orucu farz kılmıştır. Nasıl ki namaz, nasıl ki zekat, nasıl ki hac, nasıl ki zikir, nasıl ki Kur'an tilaveti yapmak, nasıl ki Allah yolunda cihad etmek, nasıl ki davet çalışmalarında bulunmak, cennetin birer basamakları ise oruç da bu basamaklardan bir tanesi. Nasıl ki saydığım ameller ve sayamadıklarım cehennemle aramıza bir perde ise oruç da cehennemle aramıza bir perdedir kardeşler. O zaman bizler orucu bir zorunluluk olarak anlamadan takvaya ulaşılacak en önemli salih amellerden biri olarak göreceğiz. Çünkü Allah لَعَلَّكُمْ تَتَّكُمْ diyor. Umulur ki takva sahibi olursunuz. عَلَّمَ الْأَخْبَارِ مَنْ كِلِّ جَبَّارِ يَا حَارِبَ الْمَنْ